Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Sorulan bir soru vardı. Tembellik olduğunu söylüyor. Nedir diye sordular böyle gelen sorular içinde. Ve asıl bir belası olunca ustad onu çok ciddi almış. Kastamonu 92'de tembellik ve lakaytlık kulağıyla bak diyor ki tembellik ve lakaytlık hastalıklarına muptela olanlara şifa olur. Tembellik ve lakaytlık asıl bir belası. Asıl bir belasıdır ki 6 tane hücumat-ı sitteden galiba sonuncu galiba. Sonucu. Sonucu değil mi? 426. Şey yapmış, ele alınmış. Şimdi çok bir şey söyleyeceğim size de, bu noktadan baktınız mı? İşaret icazda diyor ki, göz tek yönlü görür. Kulak ise? Alt yönlü görür. Göz mü kulağa, göz mü kalbe yakın, kulak mı? Kulak. He? Kulak. Kulak yakın. Diyor. Kulak daha yakın. Çünkü kalp yönü yok. O zaman tek yöne nispeten altı yönlüyü tercih eder. Ama birisi abi her şeyi yapabiliyor yine. Ona sağır birisi çok nafis olur. Çok. Dinlemekten mahrum yani. Ama konuşabiliyor aynı zamanda. Hafız bile var mesela. Abi. Evet. Ama konuşabiliyor. Ama sağır ise konuşması da yok. Yani onu da iptal ediyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Çok ilginizi çekecek. 269'da sözlerde Ustad tembellik kulağıyla diyor. Şeytan ilk önce kullandığı göz değil kulağı kullanıyor. Lümme-i şeytani ilk önce kulak kullanır. Diyor ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Şeytan göze değil, ilk önce kulağa hitap ediyor. Çok ilginç değil mi? Bak, tembellik kulağıyla diyor. Tembellik nedir? Kulaktır. Gurur ve kibir nedir? İsarede? Kuyudur. Haset nedir? Hapishanedir. Seni hapsediyor. Bir daha. Tembellik ve lakaytlık ruhsal bir hastalıktır. Hucumat-ı Sitte'de kaç tane hastalık var? Ezberinde olan var mı söyleyebilecek? Hubuca. Menfi milliyet. Menfi milliyet. Tamahkarlık. Tamahkarlık. Korku. Korku. Hastalık. Hastalık. Enaniyet. Enaniyet. Hayır, hastalık, enaniyet, tembellik, tembellik. Bir daha. Hubuca. Milliyet. Milliyetçilik, menfi milliyetçilik. Tamahkarlık. Tamahkarlık. Korku. Korku. Tembellik. Tembellik. Enaniyet. Yani bu asrı fırtınalarıyla herkesi sarsar. Bunların bir tanesi de hiç kimse kale almıyor ha. Tembellik. Tembellik yani. Bugün psikoloji hastalıkların temelinde en çok tembellik yatıyor. Adım atmıyor, değişime gayret etmiyor. Salmış kendisini. Böyle gökten bir şey gelsin. Kimin lambasıydı? Bir şey lamba var mı? Aladdin'in sihirli lambası. Sihirli lambası. Böyle bir sihirli bir şey istiyorum. Adım atmıyor. Bak ne diyor Kastamonu 92'de? Tembellik, lakaytlık hastalıklarına muptela olanlara şifa olur. Yani Risale'deki nakışını okumak, altını çizerek, notlar çıkararak altını çizmek vesaire şey olur, teşvik olur diyor.
Şimdi sözler 269 muydu abi? Evet. Gene bir bakayım da. 269'da tembellik kulak diyor. Tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Ne demesi lazım? Vallahi lakaytlık veya ne bileyim günahla diyebilir tembellik kulağıyla. Vahiy de kulağı üfürüyor. Çok kulak işine girmeyeceğim, kulağın simgesel. Çocuk olduğunu da unutmayın. Ve bütün vücudun merkezi, istediğiniz noktaya vurun, tane, buğday tanesini, akupunktur merkezidir. Yani çocuğa benzer, anne karnındaki çocuğa benzer. Her organın, diş ve iç organın hepsinin merkezi burada var. Her yere müdahale edebilirsiniz. Böyle bir organ, bir de ayak var. Organımı da. Ama şeytanın en çok kullandığı kulaktır. Mesela film seyrediyorsunuz, sesi silin seyredilmez. Bir müzik seyrediyorsunuz, maç seyrediyorsunuz, şeyi silin, görüntüyü silin ama kulakla dinlenir maç. Kulakla müzik dinlenir. Kulakla müzik dinlenir. Ama görüntü var, ses yok. Müzik dinlenmez. Gözün tek yönü var, kulağın şeyi var. Yönü yok. Kulağın yönü yok. Şimdi tembellik kulağıyla, tembellik ruhsal bir hastalık olduğunu söylüyor. Şimdi tembelliğin dördüncü madde, altıncı maddeyi okuyalım arkadaşlar. Altıncı desise-i şeytaniye. Ne demek manası? Altıncı desise-i şeytaniye? Aldatma. Desise ne demek desise? Başka? Şüphe, pusu, hile, giriş yolu, giriş yolu, giriş, o değil o sizin söylediğiniz, aldatma değil bu, desise. Bak, tembellik kulağıyla diyor, şeytanı dinliyor diyor insan. İnsan şeytanı dinlediği mekanizma tembellik kulağıdır. Kulak dışarıdaki simgesidir. Tembellik içseldir. Tembellik fırtına istiyor ya. Diyorum ki bak buna adım at. Terk et şunu ya. Şunu ya. Şu ibadeti yap. Evradını oku. Yapmıyor. Yapmıyor. İlgini çekti mi Mehmet? Daha acayip ilgini çekecek şimdi. Şeytanın kulağı, şeytanın giriş yolu olduğunu, gözden daha tesirli olduğunu. Onu müzikte gösterdim. Televizyonu açın. Görüntü var, ses yok. Dinlenmez. Ses var, görüntü yok. Dinlenir. Yani sesi olmayan görüntüyü, filmi seyredemezsiniz. Mesela ona ait bir maç düşün. Maç. Maç ya en çok şey yaptıkları. Köyde. Ben çok iyi biliyorum. Ormancı. Allah Allah, söz söyle, kimle konuşuyor? Ben şimdi dağdayım. 15 sene önceki. Almış şeyi, radyoyu. Bağırıp çağırıyor. Dağda bağırıyor ya, ormanın üzerine, ağacın üzerine oturmuş, ağaç kesmeyi bıraktı. Maç dinliyor. Aynı heyecanı yaşıyor. Ama açın görüntüyü televizyonda. Silin sesini, seyredilmez. Dağ cami, kulak diyor, göze nispeten işaret edeceğiz da, göster o şeyi, daha yakındır diyor. Kulak diye girersin görürsün. Sesli okumak da o yüzden.
Sesli okumak ondan. Mesela çok güzel. Onu da hatırlattığın için teşekkür ederim. Güzel oldu. Mesela gözde okumak. Sırf basar sıfatı devreye girer. Ama sesli okumak, sesli okumak. Bir, zaten göz var. İki, dil giriyor. Kelam sıfatı devreye giriyor. Kur'an'ı sesli okumak, Risale'nin sesli okumak. Ki Kur'an'da, namazda, kıraatta farz nedir? Kendin, ölçüsü nedir kendin kıraatta? Kendin duyacak kadar okumak. Kendin duyacak kadar. Ama sual gibiysen de trabula tutmayı. Şimdi, kendin duyacak kadar sesli okumak farzdır. Şöyle okursan namazda, olmaz namaz. Kendin duyacak kadar okumak farzdır. Şimdi bak, gözle okuyorsun. Sırf basar sıfatı, bir de akıl sıfatı, ilim sıfatı devreye girdi. Gördünüz mü? İki tane sıfat. Göz, basar, akıl, ilim. Peki, sesli okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Göz var. Kelam var, dil. Kulak var, semi, iki. Akıl var, dört. İkiye dört, iki katı. Dört tane zat-ı sıfat var. Zat-ı sıfat devreye aktif oluyor. Şimdi varsa kalp de var o zaman. He? Kalp de var, sese dönüştürüyor. Vesaire, mesela Cenab-ı Hak vahiy görüntü olarak göndermedi de, vahiy kelam olarak gönderdi. Bak, vahiy kelam olarak gönderdi. Basar sıfatı, basar başka bir şekilde yapabilirdi yani. Bir resim kitabı gibi yapabilirdi. Resimler var, mana çıkart. Kur'an her bir sayfası resim. Aa, bir manzara düşün. Allah Allah. Bu, çıkart da çıkart resimden mana. Ama sesi şekle yükledi. Sesler şekilde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Harfler şekildir. Sesler içindedir. Sesi çıkartırsanız Kur'an'dan şeklin hiçbir şeyi yoktur. Buldun mu abim? 78'de abi. Okur musun? Benim şart-ı cazımı getirir misiniz ki? Okurken. Kalpten sonra tercihen semin zikredilmesi neye binaen? Bir dakika. Kalpten sonra? Kalpten sonra semin. Ha. Kur'an zikredilmesi neye binaendir? Yani kalpten sonra semi kulak zikredilmesi neye binaendir? El cevap, melekat, bilgi ve benzeri şeyler malumatı kalbiye, alel ekser kulak penceresinden kalbe girerler, bilgiler. Bu itibarla sem kalbe yakındır. Aynı zamanda cihada sitteden malumat aldığı cihetle, insana altı yönünden kalbe benziyor. Zira göz yalnız ön ciheti görür. Bunlar ise her tarafı görürler. Bunlar ise? Yani kalp, sen. 78 değil miydi? Evet abi. 1, 2, 3, 4. paragraf. İkinci sual orada. Evet. Vâle ebsârîn gışâve. Evet. Bir üst alalım. Bir de şeyler, cinni ve evvâ habiseler, sağım olduğu için söylüyorum. İlk önce kullandıkları aldatmak için, ihva etmek için, çarpmak için, sıkıntı vermek için ilk kullandıkları şekil değil, sestir. Sesleri işitilip kendileri gözükülmeyen hatifler var diyor. Gör onu, çıkar onu da mektubattan. Hatifler diye bak. Hatifler, 19 mektupta, hatifler, sesleri işitiliyor, kendileri gözükmüyor. İrfan şeytan dersinde özellikle surette şeytanın sorunu var demişti. Yani kulakla sesle daha hitap ediyor ama surette giremiyor. Giremiyor. Mesela aferin. Emir Dağı'nda geçiyor. 155'te 1. Emir Dağı'nda şeytan şeyde kulakta girebiliyor. Ben Muhammed'im diyebiliyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şekline giremiyor. Bak nasıl aktif oluyorsunuz? He? Kafirler. Nasıl topluyor zihniniz? Birinci emir dağı mıydı, ikinci emir dağı mıydı?
İkinci emir daha iyiydi değil mi? Evet. Şimdi bak, şeytan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şekline giremez. Ama sese girebilir. Ben Muhammed'im diyebiliyor. Sorunu var şeyle, görüntü. O neden acaba? Bak, rüyayı sadıkada erva habise ve şeytan peygamber suretine temessül edemez. Fakat celbe ervahta erva habise, çok soruyorlar ya, nereden çıkarttın erva habise? O kadar var ki küllatta erva habise. Yani cin çağırmakta veya hadiselerde, yani bunda ne var? Bir bak hele, nerede çarpılmış, sıkıntısı ne? Celbe ervahta erva habise belki peygamberin lisanen ismini kendine takıp sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriye muhalif olarak konuşabilir. Eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniye muhalif ise tam delildir ki o konuşan erva-ı taybe değildir. Mümin ve Müslüman cinni de değildir. Erva-ı habisedir bu. Mümin ve Müslüman cinni de değildir. Müslüman olmayan cin erva-ı habisedir. Seyrettiğimiz, duyduğumuz, kokladığımız, yediğimiz, bulunduğumuz kötü mekanlardan içeriye alınanlara da erva habisedir. Kafir cinler de erva habisedir. Sözler 246'da söylüyor. Şimdi 175 tane sesleri işittim. Bak 175, onu da açayım. Ondan sonra şey yapacağım. O Arabi ibarenin altı. He. Şimdi bak, niçin dedi de hemen o cevap vereyim, arada kaynamasın. Çok ciddi bir soru soruyor bugün. O. Niçin görüntüye giremiyor da sese giriyor? Çünkü lüme-i şeytani kalbe yakın bir yerdedir. Yani görüntü lümesi değil. Lüme sestir. Üfürme yeri. Şeyde de öyle. Şeyde, hennas. Yani filokat, yani düğüm var ya, düğüm ipi getirin bak, at düğüm, o düğüm attığın yer yüksek ya, şeytan diyor ki, Kur'an diyor ki o düğmelere, ükdelere şeytan üfürür. O düğme mikrofondur, o ip kablodur. Zaten dikkat ederseniz beşerlik önce sesle şey yapmış, kolay o yola gitmiş. Şeytanın da kulak vazifesi görüyormuş zaten. Kalbin kulağıdır şeytanın. Kulak vazifesini görüyormuş zaten. Şey, hatifleri okuyayım. Kaçtı abim? 175 abi. 175 bak. Ne, bak neredeydi? O Arabi ibarenin altında abi. Hatif denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler. Hatif bu. Ben bunları çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum bu adamları. Yani bir Müslümana ilk önce ses noktasında şunu yapar, kapı vurur, önemli yapar. Böyle insanın vesvesesine en uygun sestir. Vehmine ise surettir. Vehmi aklidir. Vehim aklidir. Vesvese kalbidir. En çok ses, mesela Kur'an-ı Kerim'de kadınlara diyor ki ayağınızın topuklarını yere vurmayınız. Topuklarınızı yere vurmayınız. Başka? Kıvırarak konuşmayınız. Hayır, lütfen falan. Kadın böyle şeyleri var. Aldanmayacak bir erkek yoktur bu sese. Yoktur ne demek istiyorsun? Yani bir emniyet sipi bu koyayım. Ortamına girdikten sonra kurtulma şansın çok azdır. Parmağımın sayısını geçmez. Onun için Kur'an-ı Kerim zina yapmayın demiyor, zina yaklaşmayın. Bak hatif denilen, sesleri işitilen cinler ilk önce bize vesvese vermesi için vesvese sestir. Şeytanın konuşmasıdır. Neredeydi o? 83'te abi. Neyin 83'ü? 13. ile malum Allah'tır mı? Ha?
Kulak mı demalar? Lemalar arkası. Lemalar, onu da getireceksin ha. Sen lemaları getir abi. Ne diyor, okur musun sen? Bu lümme-i şeytaniye ve huy-i vahime biri kulak, biri dil olduklarından... Bir dakika. Bu lümme-i şeytaniye neredeymiş? Kalbe yakın bir yerde. Tamam mı? Biliyor. Bir dakika, ezber yapmayalım. Lümme-i şeytaniye kalbin içinde midir? Yok. Hayır. Kalbe yakın bir yerde. Lümme-i şeytaniye neymiş? Bir de şey var. Lümme-i şeytaniye ve kuvve-i vahime. Kuvve-i vahime, vahime. Biri kulak, biri dil. Biri kulak, biri dil. Dil. Yani vehim dildir. Dile dönüştürüyor. Düşünen konuşur. Duyan vesvese eder. Düşünen konuşur. Kuvve-i vahime dildir. Kuvve-i vahime. Lüme-i şeytani kulaktır. Yüz kaç abim? 83 abim. 83. Sonra abim? Birinci paragrafın. Birinci paragrafın? Sonu. Sonu. Evet, cini şeytanın diyor. Sağ tamam. Taraf abi, sağ taraf. 83 saat. Ha, sağ taraf. Birinci paragrafın mı? Evet, sonra bak orada. Ve diye başlıyor altta abi. Hayır. Ayırıyor. Ve lümme-i şeytaniye. Ya külliyat nasıl örülmüş ya? Allah'ınız özel. Ya hayret etmiyor musunuz? Enişte. Mehmet. Mehmet. Hayret etmiyor musunuz ya? Bende mi bu sistem değişik çalışıyor? Yani ilk defa okuyorum ha. Mübalağa diyeceksin. Bu gözle. Onu yukarıdan abi. O paragrafın ortasında öyle dedi ya abi, öyle de. O zaman şu cümleyi okuyayım. Rabia. İnsan küçük bir alem olduğu gibi. İnsan küçük bir alem. Şeceri hılkat. Alem dahi büyük bir insandır. Şuraya bak ya. Ne diyor bu ya? Böyle bir tabir nerede göreceksin? Böyle bir bu kadar veciz ifade olur mu ya? Bu küçük insan, şeceri hırkatın modeli. Zahirde hiçbir şey yapmaz gibi görünen şeyi ispat ediyor ama koskoca şeyden başlıyor yani. Yani bir insan, bazıları öyle diyor, belki de öyle, ben öyle zannediyorum. Ya sen insanı çok büyütüyorsun ya. Benim cehaletimle insanı küçültmüşüm zaten. Ben büyütmemişim ki, Allah büyütmüş. Bana bak. Okey olmuşsa. İnsanlar önümde masamın üstünde önünde 20 önümdeki defter getir. Ya 20 verdir. Bak insan nedir? Bak insan ciddi almıyor. Bu küçük insan o büyük insanın bir firistesi ve hulasasıdır. Bununla alakalı bu sabah bir şey yazdı. İnsanda bulunan nümunelerin büyük asılları insan-ı ekberde bir zaruri bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lef-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Tamam bu. 22. defter bak. Bir de okuyayım. Nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lef-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Öyle de bazılar der ki olan ne yaptık? Tembelliği nereye geçtin? Hayır. Tembellikteyiz kardeş. Yani simge, sembol şunu yapmaya çalışıyorum. Çekirdek düşünün ağacın. Evvelluhu. Meyve düşünün ağacın. Ahiruhu. Zahiri görünüşüne bakın ağacın. Zahiruhu. Meyvesi ahiruhu. Meyvesi ahiru. Çekirdeği evveluhu. Zahirisi zahirisi zahiru. Batınısı yani. Batın. Program değil. Makinası. Makina diyor ustad. Ağacın makinesi batinuhu. Görünüşü zahiruhu. Meyvesi ahiruhu. Çekirdeği programı evveluhu. Tamam. Şimdi bu kainat hepsi nerede bu kainat? Allah'ın dışında merak ettiğimiz var ya alemler. Şeceri hılkat. Şeceri hılkat kainattan daha camidir. Kainat aşağı kadardır.
Şecer-i hırkat bütünseldir. İnsanda cem etmiştir. Allah bir şeyi bir şey yaptığı zaman resmi bir küçük bir numunesini de yapıyor insan. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lüme-i şeytaniye denilen bir alet vesvese. Vesvese nedir? Lüme-i şeytaniye alettir. Aletten ses çıkacak. Öfürüyorsun. Ney? Değil mi bak? Deliklerde parmak basıyorsun. Sese şekil veriyorsun. Delikler demek şekil vermektir. Sese şekil veriyorsun. Lüme-i şeytaniye nedir? Alettir. Öflemek şeytanındır. Herkeste farklı olması sese şekil veriyor bak. İyi dinle. İnsanda kalbin bir köşesinde bulunan lüme-i şeytane denilen bir aleti vesvese. Alettir, alet. Yani hayal zannediyor. Ve kuvve-i vahimenin telkinatı ile konuşan o alet lüme-i şeytane denilen bir alet var. O bizi desiselerden konuşuyor yani. O hırbatsızdaki desiselerden konuşuyor yani. Bize konuşuyor işte onlar. Kuvve-i vahimenin telkinatıyla. Tabii yukarıdaki kuvve-i vahime oradan konuşuyor. Şeytan oradan konuşuyor. Bir konuşma aleti ya, ses aleti ya. Ses aleti ama başında patron şeytan. Patron. Kainatın patronu ise insan. Başında insan. Halk edeni demiyorum. Bu suyun başında, lüme-i şeytanın başında da suyun başında şeytan denen bizim adam var. Ya biz kale almıyoruz adamı. Hani müsbet manalar hani kalpten çıkıyor ya abi. He. Demek orada lüme-i şeytaniye de menfi şeyler oradan çıkıyor, vahimler konuşturuyor ya. Evet, ikisi de oradan çıkıyor. Birisi kalbe yakın yerde, kalbe yakın bir yerde lüme-i şeytanı var. Kalpte ise latife insaniye var. Hayır oradan, şer oradan. Peki, o ses çıktı. Öfedi. Dimağda insan düşündüklerine, emniyet verdiklerine, tiryaki olduklarına, seyrettiklerine, duyduklarından, kokladıkları, yedikleri, bulunduğu mekana göre o lüme-i şeytaniyedeki şeytanın öfürmesine sesi değiştiriyoruz. Sese şekil veriyoruz. Demek o kavan her bir deliği ayrı bir desise yani. Ayrı bir desise. Kavalın şeyi ayrı bir desise. O da dimağdakini biliyor, ona göre üflüyor. Tabii mesela insanın zaafı ne? Kadın mıdır, para mıdır, şöhret midir? Ama burada en tehlikelisi ve kimsenin de hatırına gelmez. En tehlikelisi tembellik. Adım atmamak. Değişime direnmek. Adım atmıyor, değişime direniyor. Tembellik, terkleri yok, la ilaheleri yok. İllallah nasıl olsun? Tuhaf değil mi? Bir adam lambayı söndür demişler, mumu söndür demişler. En zor işi bana veriyorsun demişler. Mesela evet, lambayı öfürdüysen sen 10 defa yaparsın ama dudaksız adama nasıl yapacak? Bak şimdi. Aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime. Yani aşağıda alet. Lüme-i şeytaniye. Tamam abi? Alettir o. Şeytan öfürüyor ve bu öfürüyor. O ses buraya geliyor. Kuvve-i vahime. Burada da o sese şekil veriliyor. Zaafların, düşündüklerin, baktıkların, seyrettiğin, kulaklarınla neyi dinliyorsun, kokladığın, ne yedin helal haram. Elimi yapıyorum bak ki simge kafanızda. Hangi delik açıksa o ses çıkıyor. Evet, hangi delik açıksa o ses oradan çıkıyor. Kapalı delikten ses çıkar mı? O nota çıkıyor yani. Tembellik notası çıkıyor. Do re mi fa sol la si do do si la sol. O altı hastalığın notaları ötüyor. Böyle ezberletmişlerdi. Şimdi bak, o
alet aşağıda, öfüren adam, o delikleri açıp kapatan kuvve-i vahime. Zaaflarımız, terk etmediklerimiz, bu bütünsel nasıl aktif oluyor? Tembellikte. Daha acayip bir şey, şaşıracaksınız. Daha acayip bir şey okuyacağım. Garip. Telkinatıyla konuşan şeytani, şeytani lisanmış. Adamı ciddiye almıyoruz, ciddiye almıyoruz. Adamı ciddiye almıyoruz, şeytanı ciddiye almıyoruz. Hayal zannediyoruz, varsayım zannediyoruz. Yani hayali bir vücudu var, yani inançta var. Ya bu kitap kesin mi? Kilosu var mı? Şeytan böyle kesin. Ya atom değil vücudu. Bu kitap nasıl realite ise, vücud haricisi var, mahluktur. Kudret tahallük etmiş, mudil esmasının vücud haricisi şeytan ya. Mahluktur ya, vücudu var ya. Kolunu sağlıyor, yer adam ya, cinselliği var. Çift cinselliktir. Kendisinden kendine döller, hamile kalır. Böyle bir mahluk. Ve bu sende var yani. Sistem çalışıyor. Abi kendimi kötü hissediyorum. Lan sen misin o? Abi şöyle şöyle düşünceler geliyor ya, bunu da çözmüyorum. Senin şahsında şeytanla karşı karşıya geliyorum ben. Ne adama cevap vereceğim ki? Cevabul ahmakule sükut. Ahmağa en güzel cevap sükuttur. Vermiyorum cevap. Çünkü adam senin simanda, onu seyrediyorum ben. O adam kaşıma dikilmiş. Ama senin ağzını kullanıyor. La sistem var, sistem, sistem. O vesvese kaç, o kaç yana girden son. Vesvese 17 mi? Vesvese 17 galiba. Vesvesenin neticelerinden bahsetmiyorum. Şöyle yap, böyle yap. Hayır, sistemden bahsediyoruz. Burada da sistem. Neymiş o? Şeytani lisan ve ifsat edilen, şeytani lisan o. Bunun ifsat edilen kim? Kuvve-i vahime. Ses buraya geliyor. Aşağıdan çalıyor. Peki burada ne var? Terk edemediklerin delikle o kavala sese istikamet veriyor. Sesi şekillendiriyor. Sesi manalandırıyor. Kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini. Küçük bir şeytan. Başka bir tane de yerde gene söz diyor, söyle sözlerde, lemahta. Hannas denilen diyor, dimada bir şeytan var diyor. Hannas. Hannas şu, bakar böyle aşağıda böyle gidip, sana bir bakar, yukarıdasın ya. Gaflete tak 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 bir çıkar, yapar icraatını, söyler eder falan. Baktın anladın, hemen çaktı falan, Kur'an okuyor, izm okuyor, adam yok. Hırnasın özelliği. Aa, ulan nerede lan bu? Hani kötü hissediyordum ya. Ulan kendim kötü, ben çok kötüyüm ya. Ben iyi değilim. Kur'an okudum, Hizb-ül Kur'an okudum, derse gittim, sohbet. Ki en keskin kesin çözümü buralardan çıkarıyorum. Tefekkür. Tefekkür mesleğine alışınca en kesin çözüm İbrahim-i Meşrep'tir. İbrahim-i Meşrep söyler misiniz? Şefkat tefekkür. Şefkat tefekkür. Musevi, İsevi meşrep nedir? Şeriat'tır. Musevi. İsevi meşrep nedir? Batinidir. Ya? Allah Allah. Muhammed-i meşrep cem etmektir. Kardeş, laf dinleyeceğim. Terkte mutlak olacak. Bak şimdi. Yani kendini kötü hissediyorsun. Ona birisi çalıyor. O ses oradan geliyor. Seninle alakası yok, kötü hissetme. Yeter ki yutma. Yutma yani. Yedi mi yemedim? Kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini görüyor musun? Nereden? Ulan ben de hiç kimse kötü, kendisini kötü hisseder mi? İster mi? Peki niye kendini kötü hissediyorsun? Ulan pislik çıkan yer sende, rahatsız olan sensin. Lan kendini kötü hissetmeyle kendini kötü hisseden kimdir? Ben değilim ki, sensin. Sen kendini kötü hissediyorsan sen. Peki kendini niye kötü hissediyor? Aa, demek ki
Burada başka birileri var. Seni rahatsız ediyor. Seni batıyor adama senin rahatın. Kısacası adama batıyor. Hemen bir şey yapıyor. Diyor ki sen iyi değilsin. Hemen beyim atıyor. Bu kelamla diyor sana şunu demek istedi dedi. Diyen şeytandır. Günlerce senin kafanı kemiren şeytandır. Belki de bu sözü bana söylettiren belki de şeytandır. Bu da var ya. Emin değilim. Sünnete uyarsa, edile-i şeriye, kuralına bakarsa o zaman belli oluyor. Hani turnusol kağıdıyla asit ile baz birbirine benzer. Batırırsa renk ne çıkıyor? Yeşil ile kırmızı. Dön bir tane bir odur bir odur. İnsanın sahiplerinin ihtiyarına yani düşüncelerine ihtiyar aklidir. İrade kalbidir. Ne kullanıyor görüyor musun? Çorap gibi örüyor. İrade demiyor. İhtiyarına yani dimağına yani düşüncelerine zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Sen ciddi almıyorsun bu adamı. Bak şimdi. Ona ait bir yer okuyacak. Bu da çok açık söylüyor abi ya. Neyi? Yani diyelim benim ihtiyarıma benden çıkanlara ben rahatsız oluyorsan demek ki o benden değil ya. Peki ben kendimi kötü hissediyorum. Kaynak. Allah insanı kötü hissettirir mi? Allah ve melekleri insanı kötü hissettirmek için azap vermez. Bak unutmayın. Allah ve melekleri sana vesvese vermez. Allah ve melekleri sana vehim vermez. Allah ve melekleri seni kötü hissettirmez. Eğer kendini kötü hissediyorsan, kötü vesveseler geliyorsa Allah ve melekleri değildir. Kimlerdir? Sahiplerinin ihtiyarına zıt, arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Bak şimdi, tevafuk etti. Bu sabah yazdığımı okuyayım. Dinliyor muyuz? Burada mıyız abiler? Yusuf, burada mıyız abi? Bak işte. Vicdanen çok önemli size lazım da. Çünkü bu sabah mesela yazdım. Böyle bir tekellemeyle uyandım. Sabah. Bunları konuşurken uyandım. Kalktım yazdım. Vicdanen senin olmayacak geleceğin vicdanen senin olmayacak geleceğin peşinde koşma. Vicdanen bak. Vicdanen, vicdanın göz olsun. Senin olmayacak gelecek var. Senin olmayacak geleceğin peşine koşma. Şüphelendiğin geleceğini şimdi yaşama. Geleceğine bakınca ümit ve reca veriyorsa yaşadığına devam et. Yok, vermiyorsa, gelecekten ümit ve reca sana vermiyorsa yaşantın, hemen yaşadığın şekli değiştir. Öyle yaşa ki, haf ve reca ortasında fikir versin sana. Geliyorum buraya, bu mevzuya. Senin zannettiğin gibi ve için, bu alem düşünülmemiş. Yani senin zannettiğin gibi değil bu alem Lazcası. Yani ye, iç, kalk, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ve bu dikdörtgen içine öl ve git. Bu alem böyle bir tasarlanmamış. Böyle kurgulanmamış. Böyle düşünülmemiş. Senin zannettiğin gibi değil bu alem. Bir daha. Senin zannettiğin gibi ve için bu alem düşünülmemiş, kurgulanmamış. Vehminin sana zannettirdiği gibi basit bir hayatı yaşamıyorsun. Yaşadığın hayat basit değil. Basit hayatı yaşamıyorsun. Senin yaşaman 18 bin alemi direkt etkiliyor. Tersine çok ciddi neticeleri olan bir hayatı yaşıyorsun. Çok ciddi neticeleri olan olacak bir hayatı yaşıyorsun. Ciddi olduğuna delil, bu hayatı ciddi olduğuna delil,
her an yeni, yeni yeni yaratılıyoruz. Elektrik gibi. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama göz görme kabiliyetinden hızlı olduğu için devamlı yanar zanneder. Biz de hayatı devamlı yanıyor zannediyoruz. Her an Allah bir an şendedir. Her an bir şendedir. Her an yaratılma var. Halkınca değil. Dırırır. Bu da çok ciddi bir hayatı yaşadığını gösteriyor. Buna bir delil getireyim. Yani mazi ve müstakbel anda barınıyor. Mazi ve müstakbeli anda yaşıyorsun devamlı. Hafife ve ciddiye almadığın düşmanının unutma Allah'ın düşmanıdır Celle Celaluhu. Hafife ve ciddiye almadığın düşmanın var ya şeytan. Bu adam Allah'ın düşmanı olduğunu ciddiye almıyoruz. Şeytan ciddiye almıyorsun ama koca Allah'ın düşmanı bu adam. Allah'ın düşmanı senin düşmanın. Ama sen hala ciddiye almıyorsun bu adamı. Hala hayal zannediyorsun, vücutta hayal. Bu şeytanı ben size bahsedeyim. Seni aldatana kadar nasıl maceralardan geçip seninle meşgul olduğunu aklından çıkarma. Nasıl bir maceralardan geçmiş? Cennette Adem Hava meselesinden, sonra Allah ile konuşmasından, mühlet istemesinden ve yeryüzüne indirilmesine kadar maceraları unutma. Sana gelmesi için bu maceraları yaşadığı adam, öyle bir tecrübesi var adamın. Cahil bir şeytan yok. Donanımlı bir şey düşmanı var senin. Ama sen ciddiye almıyorsun. Hayatının en büyük hatası düşmanını basite alman olacaktır. Hayatının en büyük hatası düşmanını ciddiye almaman olacaktır. Çünkü öyle bir hayat yaşıyorsun ki neticesi çok ciddi neticeler veriyor. Unutma, düşmanının içinde, karşısında ve dışında olanlar ise onun şakirtleri. Unutma, düşmanın senin içinde, onun şakirdi ve türevleri dışında, şeytan kumandasına girmiş açık saçı kadın dışında, faiz dışarıda, kumar dışarıda, zina dışarıda, hepsini isteyen burada. Her şey net ve belli. Düşmanın belli, dostun belli, yapılacak iş belli. Bütün bunları belirsiz kılan senin filmin, senin oynadığın filmi ciddiye almamandır. Elestu bi rabbikum başladı film. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resuluhu sekerat anında kelime-i şehadet getirme, film bitti. Bu filmin başrolünü sensin ama ciddiye almıyorsun. Bütün bunları belirsiz kılan senin filmi ciddiye almaman, sen düşmanını ciddiye almıyorsun. Son şeyi, tabii ki düşmanını ciddiye almadığın gibi bedeline bak şimdi. Birbirimizin kıymetini niye bilmiyoruz sorusuna cevap şimdi bak. Niye birbirimizin kıymetini vefat edince biliyoruz? El cevap. Niye birbirimizin kıymetini bilmiyoruz? El cevap. Tabii ki düşmanını ciddiye almadığın gibi dostlarının da kıymetini bilemezsin. Düşmanını ciddiye alan dostlarının kıymetini bilir. Dostlarının kıymetini bilmeyen basit ve ucuza ve hemencecik dostlarını terk edebiliyorsan düşmanına hiç ciddiye almıyorsun demektir. Dostlarının kıymetini senin düşmanlarının belirliyor. Dostlarının kıymetini senin düşmanın belirliyor. Başta Allah'ın, değil mi? Başta Allah'ın Celle Celle gerektiği kadar kıymetini bilmiyoruz. En büyük dost, dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Değil mi? Mal istersen kanaat yeter, dost istersen Allah yeter. Biz en büyük dost Allah'ın kıymetini gerektiği kadar bilmiyoruz. Allah'ın kıymetini bilmiyoruz. Allah ne kadar bizim için değerli olduğunu, Allah bize ne ifade ettiğini, Allah bizim için ne olduğunu bilmiyoruz. Allah nedir deyince Allah aşkına kaç saat veya kaç dakika konuşursunuz? Allah nedir?
Allah benim için nedir? Muhammed, bugünkü vazifen senin. Defter bu başlık yaz. Kaç yaşındayız abi? 15. Bugün defterine yaz. Al Hasan abi bana. Bugün ayın kaçı? 18.06.2016 Cumartesi bana sordu. Ders ortasında. Başlık at. Allah senin için ne ifade ediyor? Hiç böyle şey yapmadan al kalemini, üşenmeden çek kılıncını. Kılıç benim bu. Yaz. Allah benim için nedir? Sonra bir bak. Sen Allah'ı bak o kadar biliyorsun. Ciddi almıyoruz. Hatif denilen neymiş hatif? Seçte şey ama Resul şu anlarını da getirirsen hatifi size iki tane şeyi de şey yapayım. İki tane hatif var şu anlarda. Ya bu adam Hasan şeyi getirmiyor. Külliyatını milleti zora sokuyor. 628 ve 629 da var. Orada okuyayım. Hatif sesleri işitiliyor. Görünmüyor. Ama görünmüyor. Ama var. Varlığı sesle yapıyor adam. İlk iş giriş kapısı ses. Görüntü şey yapabilir. Nasıl bir ses bu? Kulak zarında titreşim veren bir ses mi yoksa kalbe bağlı? Lüme-i Şeytaniye'de bak 628 bak. İnşallah getirdiğine değecektir Resul. Mektubat 175 miydi abi? Evet. Bak, yani geçmiş zamanlarda Nebi Beşer'in meşahir ve namdarlarından geçmişte var ya, kim biliyor musunuz Hatif? Bunlar 900-700 sene yaşayan bak. Nebi Beşer'in meşhur ve namdarlarından başta Enbiya olarak Enbiyalar Kur'an Enbiyalar kısa yaşamış. Arifler var. Ama bunlar kitapla vesaire gelmiş. Davranışla tevarüsen gelmiş. Kâhinler var. Hatifler var. Muttefikan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini hatifler de var. Müslümanı da var. Kafiri var hatiflerin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini söylüyor. Mesela 628'de bunlar bayağı var. Ondan sonra mesela Nübüvvet Ahmediye haber veren 100 ayeti Hüseyin-i Cissi kitabında yazmış. Kâhinler ise baştan meşhur şık ve satih olarak ruhani ve cin vasıtasıyla gaybden haber veren. Şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sayıyla peygamberin geleceğini devam ediyor. Ondan sonra 628 şu. Hem arifler ve kâhinler gibi Risaleti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gaybı haber veren ve sözleri işitilen şahısları görülmeyen hatif denilen ruhaniler. Ruhani mi, cin mi? Hatifin cinden farkı ne? Cin değil, ruhaniler diyor. Fakat ruhanileri cinler de ruhani olduğunu söylüyor. Çünkü şeyde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın simasına şöyleydi değil mi? Hal ve duruma göre değişmek var mı Hasan abi? Yani mesela bir çeşit su beş nevi hastalığa göre farklı durum alır. Bir çeşit varlık da beş duruma göre farklı şey alır mı? Alır. Rüya-i Sadıka'da erva habisi ve şeytan peygamber suretine temessül edemez. Fakat celb-i ervahta ve erva habise belki peygamber lisanen peygamberin lisanen ismini kendine takıp sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriye muhalif olarak konuşabilir. Şimdi bak onu ayırtacak, şimdi izah edecek. Diyor ki eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i seniye muhalif ise hem denildir ki o konuşan erva-ı taybe değil belki mümin ve müslüman cini de değildir. Erva-ı habisedir. Erva-ı habise, erva-ı hali ayrıdır. Erva habise, erva aliye ayrı bir nerdir, cin ayrıdır.
Çünkü erba'ı habisse ve erba'ı imtihana tabi tutulmamış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinler aynı bizim gibidir. Meleklere daha yakın. Evet. Yani böyle bir mahluk, hatif denilen, kendisi gözükmeyen. Öldüğü zaman diyor şeytan olur diyor abi erba'ı habisse. Evet. Mesela ona girmek istemedim, o ki söyledin duyuldu. Mesela hortlak dediğimiz var ya, yani bütün manasız değil, orada olmakla beraber şerliliği devam ediyor. Ne yapar dedi? Şeytan olur diyor. Şeytan olur. Öldüğü zaman 10. işaret. Kaç? 10. işaret. 13. Leman'ın 82. 82. sayfada. Şeytan olur. Batıl bir mezhep buna hükmetmiş diyor. Ama batıl mezhep hükmetmiş. Ama usta çaktırmadan çakmasa, onaylamasa kullanmaz o. Ustadır metot. Onun için dedim ya dünkü sabah şeyinde, sabah gece yarısı 3, mezarlık ışık yok. Bir yerden kaçıyorsunuz, kaçtınız mezarlığa. Toprağın üstü ve karanlık ve 5-6 saat sonra aydınlanacak. 3 saat mezarlıkta kalabilir misiniz? Çünkü her an cin gelebilir, hatif gelebilir, erva habise geliyor, her şey olur. 3 saat, 5 saat sonra aydınlanacak ve toprağın üstündesiniz ve mezarlıkta duramıyorsunuz. Bir daha aydınlanmayacak, geri dönmeyeceksiniz. Toprağın altında nasıl duracağız peki? Bir daha geri dönmeyeceksiniz. Mezarlıktan çıkacağız. Karanlık aydınlanacak. 3-5 saat sonra değişecek orası. Böyle değişecek bir toprağın üstünde yaşayamıyoruz da toprağın üstü bu. Toprağın altında nasıl yaşayacağız? Geçen sabah şey yaptığında hiç bize bu nazara bakmamıştık. Öyle, onu anlattım işte. Demek uyku sarhoşluğu vardı. Çünkü sen aval aval böyle bakıyorsun aza. Yani toprağın üstünde 5 saat duramıyorsun da geri dönüş olmayan sonsuz bir şekilde oraya da nasıl duracaksın? Onun için ölümü bayılmak mı zannettin? Sen kefenlenmeyi 5. katta hastaneden bodrum katına, ameliyathaneye narkoz yiyip tekrar narkozdan sonra koğuşuna döneceğini bildiğin halde ameliyata ameliyat elbisesi giydiriyorlar. Narkozu veriyorlar. Uyanacağını da biliyorsun ama korkuyorsun. Çok korkuyorsun. Ölüm olmadığını, narkoz gene döneceğini, bak 5. kattan bodruma iniyorsun. Tekrar çıktığın halde korkuyorsun da ameliyat elbisesi değil, kefen bu. Narkoz değil, sekerat bu. Bodrumdan bir daha kabirden yukarı eve çıkış değil. Bir daha dönülmeyecek bu. Sen ölümü narkozlanmak mı zannettin? Ne buna kayıttık? Evrat okumazsın. Namazı kılmazsın. Namazı kılsan bile şimdi size söylüyorum vaktinde kılmazsın. Kılsan bile tesbihat yapmazsın. Onu bunu tenkit edersin. Kendi içimizde. Onu bunu eleştirirsin. Gıybet edersin, bütün sebabın ona gider. Lan bu kadar ahmağız ya başta ben. Lan ben bu sıcakta, bu havada oruç tutuyorum. Sebap kazanacağım. Ondan sonra bu sebabı veriyorum başkasına. Lan bundan daha bu ahmaklık olur mu ya? Ben levme diyorum kendime. Lanet ediyorum benim o tarafıma. Size şey yapmıyorum. Riyakar değilim bak buna yemin eder. Kendime levme diyorum. Lanet ediyorum yani. Lan bu sıcakta oruççum, anam dilimi alıyor, 17-18 saat oruç tutacağım, vereceğim o adama, hem de sevmediğim adama. Hadi sevsen mi? Hani annem babama gitse neyse, lan o sevmediğime gidiyor. Şimdi 3 saat toprağın altında, üstünde duramadım. Biraz sonra güneş açacak. O da ihtimaldir, cin gelebilir, hortlak gelebilir. Kabirdeyse münker mekir, yılan, akrepler, hesaplar %100 gelecek. Mezar üstündekiler kesin değil ki. Burada şey yapıyorum, fakat şeyi okuyacağım, tembelliği okuyacağım, çok kısadır. Saatimiz geldi ama farkındayım. Tembelliği, bu hep tembellik. Değişimi, okuduklarım hep tembellikle oluyor. Tembellik kulağıyla, şimdi kaçıncı sayfaydı? 400. Tembellik ve lakaytlık. Evet. Birleşik. Tembellik ve lakaytlık diyor. 92. sayfada, Kastamonu'da. 400 kaçtı abim? 26 tamam.
426'yı bitirelim. Çünkü kimsenin de bahsettiği yok ya bu tembellik hastalığından, lakaytlık hastalığından. Başta ben ha, 426 mıydı abi? 10 defa soruyorum, kusura bakma. Desise-i şeytani, 6. Desise demek aldatmak değil. Yöntem, yöntem. Yol. Neymiş? İnsandaki tembellik. Ne kadar ciddi ya. Hubbu cahla beraber, enaniyetle beraber, menfi milliyetçilikle beraber, tembellik ve temperverlik. Temperverlik ne demek? Rahatlığına, keyfine düşkün abi. Fok balı. Hizmet mi varmış? Kitap mı okunacakmış? Değişim mi gerekiyor? Adım mı atmam gerekiyor? Televizyonu kapatıp derse gitmem mi gerekiyor? Adam hiç. Hiç. Pascal çağın onu. Hiç. Bir Erzurumlu bir hoca vardı bizde. Ulan diyor, derse çalış diyorum diyor. Demek istiyor Pascal kanununa çalışın diyorum ama hiç. Kale almıyorsunuz diyor. Yöresel lisanla. Pascal çağın onu. Hiç. Der diyor. Ortaokulda kafamda kaldı. Yani hiç. Ders mi varmış? Dava mı varmış? Taşın altına ben elimi koymam mı gerekiyormuş? Bu hizmette ben ne yapmam gerekiyor? Sırf böyle kitap okuyor, gelip gidiyor. Başka bir sorumlulukların yok mu senin? Allah sana ne nimet vermiş? O nimetleri kullan diye vermemiş mi? Hapset diye mi verdi? Ne verdiyse ondan sorumlusun. Tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder memur. Benim vazifem değil. Birbirimize uygulayalım bunu, vazifedarlık. Yani o niye yapmıyor kardeşim? Ben lavaboları temizliyorum da o niye yeri süpürmüyor? La sana ne? Sen vazifeni yapsana. Orası açık kalsın. O böyle yaparsa ben de böyle yaparım. Sen köle insan mısın ki senin davranışının karşısını belirliyor? Sen öyle yaparsan ben de yaparım. Ha sen yapmasan ben de yapmam. O zaman benim davranışımı sen belirliyorsun. Bu vazifedarlık. Evet, şeytani ins ve cinni her cihette hücum ederler. Şeytani ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, kuvvetli, niyeti halis, bak ha bunu aldatıyorlar ha. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, kuvvetli, niyeti ihlaslı, hamiyeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler şöyle ki. Bunlara hücum ediyorlar. Ne yaparlar? İşimize sekte, hizmetimize futur vermek için neyime? İşimize. Sekte ne demek? Noksaniyetten durdurmak. Evet, ayak takılması. Ya şey var ya böyle giderken böyle kuyu 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 kuyu, askerlikte İtalyan kuyuları denilir. Hani işimize sekte, içimize futur. Futur? Gevşeklik. Lakaytlık yani. Tembellik ve lakaytlık. Ruhsal hastalıktır. Tembellik. Hizmetimize futur vermek için onların tembelliklerinden ve temperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Memur ise, sen memursun, vazifeni yap. Lan memur olmak, deccala hizmet etmek midir? Ammeye, millet hizmet edeceksin. Evet, sana amir der, fasıktır. Ama yapılması gerekeni yap. Vazife perverliler var böyle, bazı tipler var memur. Ne yapayım, emir kuluyum diyor bak. Vazife darlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desitselerle, onları hizmeti Kur'an'dan alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Mesela müdür yapıyorlar, bir nurcu düşünün, hizmet eden bir öğretmeni. Tuzağa bakın, tuzağa. Derste anlatıyor. Bana okulda anlattılar arkadaşlar. Nurculu bana okulda tanıttılar. Derste anlattı. Yetmiyor, akşam bizi derse götürdü. Peki, bu nurcu hizmet etmesin, anlatmasın, derse adam götürüp götürmesin talebeyi diye, bunu öyle bir cazip, herkesin evet diyeceği bir tuzağa düşürüyorlar. Müdüriyet veriyorlar. Talebelerle değil, sınıfa derse girmek değil, evraklarla geldi, kömür bu kadar geldi, izin mi istiyorsun, o ceza mı ya, hayır, okuldan uzaklaştır, bu dosyalarla meşgul ol bakalım. Ama şöhret de var,
müdür bey, ama diyorlar abi sen işte olmazsan biz bu hizmeti de yapamayız. Biz her en kötü zamanda bile yapmışız. Bu zaman da mı yapmayacağız? Abi işte sen müdür ol, biz rahat hareket edelim. Hayır, siz zaten ediyorsunuz, ben de edeyim. Kim etsin? Bizden yana gafil bir Müslüman olsun. Bizden yana. Şuurlu bir Müslüman istenmiyor. Evrağa gerek yok şuurlu Müslüman olmaya. Tamam. Ne yaparlarmış? Tuzağa bak. Bu vazifeden kaçış aslında. Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Haberleri olmadan. Niye? Ta hizmeti Kur'aniye vakit bulamazsın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesleri uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin herkese. Bana mesela her ay bir şeyler yazarlar ya. Teklifler yaparlar. Biz o şeyleri tak tak gitmiş çöpe atmışız. Bitmiş o. 30 sene önce bitmiş biz toplama yapmak. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesleri uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin vakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Uzunlukta kısa kesmek, kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifemiz kutsiyedir. Hizmetimiz ulviyedir. Her bir saatimiz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Ya yellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu ve tekullahi leallekum tuflihun. Ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümiyil ümiyil habibil ali habibil habibil alil kadri kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim amin. El Fatiha.